Zagor TV'den herkese merhaba kıymetli dostlar. İstanbul'daki tarihi camileri ziyaret etmeye devam ediyoruz ve bugünkü durağımız Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıl süren restorasyon çalışmasından sonra geçtiğimiz yıl Kasım ayında yeniden ibadete açılan Rüstempaşa Camii. Rüstempaşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından ve aynı zamanda kızı Mihrimah Sultan'ın eşi olan Rüstempaşa için 1560 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Rüstempaşa Camisi'ni en önemli kılan noktalardan biri, bu caminin Mimar Sinan tarafından yapılmış olmasıdır. Ayrıca Rüstempaşa Camisi, Mimar Sinan'ın 8 destekli kubbeli cami planının ilk örneğini teşkil ediyor. Külliye olarak yapılan caminin alt kısmı depo ve dükkanlardan oluşuyor. Caminin bugünkü yerinde Halil Efendi Mescidi bulunuyordu. Alan çukurda kaldığı için alt kısma dükkanlar yapılarak bir su basmanı oluşturulmuş. Cami fevkane olarak yapılmış, alt kısmına mahzenler ve dükkanlar yerleştirilmiştir. Caminin revaklı avlusuna iki taraftan merdivenle çıkılmaktadır. 1962 yılında dış saçaklar ve 1968'de ise minaresi, dış avlusu ve zemin duvarları tamirler görmüştür. İlk başlarda caminin sade bir görünüme sahip olması eleştiriler almasına neden olunca, Mimar Sinan caminin içini İznik çinileriyle süsleyerek dıştan sade ama içeriden muhteşem güzelliğe sahip bir cami ortaya çıkarmış. Caminin dışı ne kadar sade bir özelliğe sahip olsa da içi ayrı bir güzelliğe sahiptir. Caminin içi mavi ağırlıklı İznik çinileriyle süslenmiştir. Kubbe altına kadar her yer çinilerle kaplanmıştır. Özellikle lale muhtiti çiniler Osmanlı çini sanatının en güzel örneklerini sergiliyor.
Dikdörtgen planlı caminin merkez kubbesi kemerlerle dört fil ayağına ve sütunlara oturtulmuştur. Köşelere tesadüf eden kemerler yarım kubbe şeklindedir. Yanlarında birer uzun dikdörtgen şeklinde iki yan sofa bulunmaktadır. Bu sofalar ikişer büyük kemerle üç kısma ayrılmış ve her kısım çelipleme tonozlarla örtülerek üzerlerine küçük kubbeler yapılmıştır. Fevkali olan avlunun üstü bir tavanla örtülüdür. Bu tavan, kenardaki sütunlar arasına yapılmış kemerlerle son cemaat yerinin kemerleri üstüne örter. Son cemaat yeri 6 sütunla 5 kısma ayrılmış olup her kısmın üstü kubbelidir. Caminin sağında binaya bitişik tek şerefeli bir minaresi vardır. Kıymetli dostlar, eğer gelip ziyaret etmek isterseniz şayet, bu cami İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde yer alıyor. Deniz veya karayoluyla buraya kolaylıkla ulaşım sağlayabilir ve bu camiye çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kıymetli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videolarımıza
yorum ve beğeni yapıp paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.